alanlarına ekinlerin tercihleri ve ekinlerin yerleştirilme sonuçları belirleyecek. O yüzden hani bu yıl düştü diye bir şey yok. Sinema ve televizyon. İkinci tercihimde hak ve ilişkiler. Üçüncü tercihim sosyal bilgiler öğretmenliği. 24 tercih hakkında önce istediğimiz 10 tane, 10-12 tane bölümü yüksek yerlerden yazıp 1 milyon kişi oynamaz. Neredeyse 800 bin kişi var. Şu ara senin burası hani hayallerini kapsıyor. Burası gerçeklerini kapsıyor. Burası da garantilerini oluşturuyor. O yüzden kesinlikle açıkta kalmazsın eğer tarihe gönül koyduysan. Uğraştığın zaman istediğin her yer olabiliyor. O yüzden sen de eğer hayallerin tarihse tarihle devam edebilirsin. Şöyle yapıyorsun. Kılavuzu indirmen gerekiyor. Çünkü kılavuzda var kodlar. ÖSYM diye giriyorsun. Şuradan bilgisayarına indir. Ondan sonra ben bunu indirdim. Kılavuz diye. Şu. Sadece işte tarihi bulacaksın. Şu kodu yazacaksın. Bu kodla şeye yapacağız. Sisteme girebileceğiz. O şekilde sadece onu yapmanı yeterli benim için. Bunların içinde güzelce karar verip ona göre çok da uzak yerleri yazmana gerek yok zaten. İstediğin şehirlerden yazabilirsin. Beklediğimden çok daha iyi geldi açıkçası, ben bu kadar beklemiyordum. Açıkçası evet, puan güzel geldi ama asıl puan geldikten sonra ben de stres başladı. Şimdi hangi üniversite yazayım, hangisi daha iyi olur vesaire. Konyaaltı Belediyesi çok güzel destekleri oluyor. Okulumuza da daha önceden geldiler, ziyarette bulundular, moral konuşması yapıldı. Öğretmenlerimiz de aynı şekilde desteğini hiçbir zaman esirgemediler. Hepsine de buradan teşekkür ediyorum. Tercih süreci oldukça önemli. Hazırlıktan daha önemli bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Bilinçli olmaları gerekiyor. Bu bilinçlendirmeyi de biz Konyaaltı Belediyesi rehberlik servisi olarak yapmaktayız. Öğrenciler özellikle tercihlerini düzgün bir şekilde sıralamaya uygun yapmalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Puana göre tercih yapıyorlar. İşte benim puanım kesin tutar. Bir de veliler ve öğrenciler bir yıl öncenin sıralamasına göre kesin tutacağı gibi bir kanı oluşuyor. YKS tercihlerinde kesinlikten bahsedemeyiz. Sıralamalarımız iyi. Şöyle 1917. öğrencimiz var. Türkiye genelinde 1917'ye girdi. Ankara hayalini gerçekleştirebiliyor. Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdi. İlk 10.000'de öğrencilerimiz var. İlk 15.000'de, 20.000'de ekonomik yönden düşük ama başarısı yüksek olan öğrencileri almak için özen gösteriyoruz.